Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. bu video bir küçük çaplı herhalde veda videosu olacak diye düşünüyorum. Ufaktan ben sizleri bekletmeden lafa gireyim. Biraz da hatta biraz değil, bayağı da gecikmiş bir video oluyor aslında. Uzun süredir piyasada yoktum. Neredeydim, neler oldu, neler bitti, neye karar verdim. Bunların hepsiyle ilgili sizleri ufaktan bilgilendirmek istiyorum. Dediğim gibi de geç kalmış da bir video aslında. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi zaten sizlere ufaktan durumlardan bahsedeceğim. En son geçen dönem içerisinde benim okulum bir dönem uzamıştı. Onlarla uğraşıyordum arkadaşlar. 3 tane dersim vardı. Onlarla uğraşıyordum. Onları vermeye çalışıyordum. Zaten bir dönem uzattığım için artık daha fazla uzatmaya risk alamazdım yani. Hani o şekilde söyleyebilirim herhalde. Dönemin sonlarına doğru biraz daha derslere yönelip, yoğunlaşıp okulu bitirmeyi hedeflemiştim aslında. Bu süreçte Metin 2'yi de bıraktım gibi bir durum söz konusu oldu. Yaklaşık 4 aydır, 5 aydır belki de bilmiyorum tam süreyi hesaplamadım. Video atmıyorum, yayın açmıyorum. Sizlere de haber vermedim açıkçası yani bu konuda da özür diliyorum hepinizden e, keşke daha önceden bir açıklama videosu ayarlasaydım sizlere sunsaydım ama böyle gerektirdi diyelim e, şimdi şöyle açıklayayım arkadaşlar okulu bitirdim mezun oldum ondan yana bir problem yok yani istediğimi elde ettim en azından onu söyleyebilirim e, onun dışında neden metin bıraktım yani sadece tabii ki de dersler ve okul etken değildi bu konuda. Etken olan daha fazla e, oyunun kendisiyle açıkçası artık böyle bir miktar hem oyun oynamaktan sıkılmıştım hem işte ne bileyim e, çok da fazla keyif almıyordum oyun oynarken zaten ufaktan da kendisini belli etmiştir diye düşünüyorum geçmiş zamanlarda sadece e, bildiğiniz üzere Surayla vakit geçiriyorduk arkadaşlar son zamanlarda işte bir savaşçı serüvenimiz olmuştu e, onun. Tek sebebi herhalde artık bu çarlarla bir şey yapmayı daha doğrusu yapamayınca hani dedim keyif alacak belki sıfırdan bir şekilde başlayarak bana bir keyif verir oyun diye düşünerekten savaşçı serüvenine atılmıştık. Bir 105'e kadar gittik belki 1 bir, bir buçuk ay oynamıştık. Sonrasında o da tıkandı. O, o da tıkanınca Lycan'a geçtik abi. Lycan'da da güzel başta keyif vermeye başlamıştı ama orası zaten işin böyle kopmaya başladığı noktasıydı. Eğer hani yeni bir şeyler denemeseydim yapmasaydım oyunu daha erken bırakacaktım gibi hissediyordum. Belki dediğim gibi bana bir keyif verir ve tekrardan tutunmama e, sebep olur diye. Bir Lycan denemesi yaptık. Güzel de geçti bence. Yani Lycan'ı güzel dizdik, oynadık, güzel hasarlar attık. E, Zodiac döndük vesaire. Ama hani artık onun da sonlarına doğru geldik. E, yani aklımda tek bir soru vardı. Nereye kadar abi? Yani tek soru buydu. Yani tamam güzel çarlarımız var suramız işte laykanımız like vesaire savaşçımız zamanında şamanı da dizdik oynadık. Yani hiçbirisiyle bir son göremedim ben açıkçası. Nereye kadar oynamaya devam edeceğiz ne yapacağız? Hani silah yaptık elimize 15 diyelim. Sonra yani hani bu işin bir ne bileyim sonu olmadığını fark ettim ve artık da keyif de almayınca benim için bir şeyler artık e, belirlenmiş oldu diyebilirim. E, Zodiac dön dön nereye kadar yani hani sabaha kadar dön. 3 ay dön 5 ay dön anladın mı? Yani i̇şin sonunda ne olacak yani? Bunları da hesaba kataraktan e, oyuna bir ara vermeye karar vermiştim. E, en son videoyu attıktan sonra. E, ve bu verdiğim aradan sonra tekrar acaba beni çeker mi çekmez mi? Hani belli bir süre bırakınca insanlarda e, tekrardan bir dönme hevesi olabiliyor. Hatta çok meşhur bir laf vardır Metin 2 ile ilgili siz de bilirsiniz. Metin ki bırakılmaz ara verilir diye ben de o arayı verdim kendime bir şans tanıdım belki dediğim gibi tekrardan ileride canım çeker döner oynar mıyım diye fakat işler o şekilde olmadı arkadaşlar yani ne beni tekrardan geri çekti ne bir istek doğurdu içimde bu verdiğim ara bunun sonucunda oyunu bırakmaya karar verdim tamamen şimdi hemen bu oyunu bırakma kararımın ardından açıklamam gereken söylemem gereken bazı şeyler var abi Çok fazla mesaj aldım işte PVP'lerde adım vesaire geçiyormuş Akadan minikli arkadaşlar Sanırım hesap açmışlar o şekilde belki beni seven belki de Tam tersi sevmeyen adım Oralarda geçsin isteyen arkadaşlar tarafından açılmış hesaplar benim herhangi bir ilgim bilgim Dahiliyetim yok bu konularla ilgili öncelikle onu belirteyim Bundan sonraki süreç içerisinde de aynı şekilde ne pvp ne işte başka bir oyun ne metin 2 yani tamamen bu sayfayı sanırım kapatıyoruz gibi görünüyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde pvp videosu çekmeyeceğim. Pvp oynamayacağım. Daha doğrusu dediğim gibi metin 2 oynamayı düşünmüyorum. Onun dışında söylemem gereken yine işte çok fazla muhabbet söz laf oldu. İşte Çarları satmış ıvır zıvır efendim. Şöyle böyle yani onları da. Herhalde şöyle göstersem sizler için ne bileyim kafi olacaktır diye düşünüyorum. Yani itemler vesaire de yüzde seksen oranında duruyor arkadaşlar. Hatta bakın laika'nın itemleri falan bile var burada hala zırhı yeni satılmış e, alana da hayırlı olsun abi buradan silahı duruyor işte tılsımı duruyor burada herhalde en son yani laika'nın itemlerini ufak ufak bozmuştum. Herhangi bir kimseye borcum kalmadı onu söyleyeyim. Ondan yana gönlüm çok rahat Cemal abiye büyük bir borcumuz vardı abi bildiğiniz üzere bize gerçekten bu süreçte en çok yardımcı olan isimlerden bir tanesiydi. Borçlarımı kapattım herhangi bir kimseyi alacağım vereceğim kalmadı arkadaşlar. Yani bunlar da bittikten sonra kendime de dedim herhalde benim de artık bu oyunu alıp vereceğim bir şey kalmadı diye düşündüm. Ve dediğim gibi bırakma kararı aldım. Bundan sonraki süreçte de yani YouTube, Twitch üzerinden e, zannetmiyorum ki e, bir şekilde devam edeyim başka oyunlar, başka videolar vesaire zannetmiyorum. Ama onlar benim için çok güzel birer anı olarak kalacaklar. E, zaman zaman yine e, Metiniki'deki arkadaşlarımızın yayınlarına gelip selam vermeyi tabii ki de istiyorum. Muhabbeti, sohbeti koparmayı düşünmüyorum açıkçası çünkü zaten bu süreçte benimle beraber. Ee, inanın yani hani ben işin yayın kısmında belki hani ekran e, Önünde olan kısmıydım ama ekranın arkasında olan e, Yayınlarda beni destekleyen e, vesaire çok fazla insan oldu yani bu vesileyle bu video vesilesiyle de hepsine Çok büyük teşekkürlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar Bu arada kameralı yapmak isterdim bu videoyu ama e, Eskişehir'den taşındım şu anda Denizli'deyim Taşınma esnasında sanırım lensi kırılmış e, Ondan dolayı kamerada açamıyorum Keşke yani son videomuz kameralı olsaydı ama bu şekilde olacakmış bu yani olacağı varmış e, diyelim e, en son ne yapıyorduk abi teşekkür ediyorduk yani bunca zaman o kadar çok keyifli dakikalar o kadar e, keyifli videolar yayınlar geçirdim ki yani gerçekten hiçbirisini hiçbir şeye bu hayatta herhalde değişmem e, diyebilirim benim için çok büyük bir e, nasıl diyeyim anıydı hepsi ve hepsi de inanın aklında kalacak zaten oyun üzerinden, yayın üzerinden, YouTube üzerinden tanıştığımız birçok insanla samimiyetimizi koruyoruz hala. Yani birçoğuyla gerçek hayatta olsun WhatsApp'tan, Discord'dan, telefonla vesaire bir şekilde hala görüşme içerisindeyiz. Ee, i̇pleri koparmadık yani. Hani burası benim için bitti. Ee, buradaki bütün insanlar da bitti demek değil tabii ki de. Çünkü dediğim gibi benim hayatıma çok büyük şeyler kattı bu insanlar. Ee, onun için onlarla da hala görüşmeyi sürdürüyoruz. Bu şekilde de bu hayatım boyunca devam edecek gibi görünüyor. Hepsine buradan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Başta Cemal abi olmak üzere Cenk abi moderatörlerimiz, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz hepsine buradan çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bu videoyu da neden bu kadar geç attım? Hemen onunla da bir ufak açıklık getireyim. Gerçekten bu videoyu çekmeyi hiç istemiyordum çünkü bu mecra'dan, bu insanlardan, bu oyundan yani kopmak istemiyordum açıkçası. Benim için çok zor geldi bu videoyu çekmek hani bir yandan kamerasız olması da aslında benim için daha hayırlı oldu diyebilirim yani. Çok yani duygusal bir video benim için. Çünkü yaklaşık 2 sene hatta yaklaşık değil 2 seneyi geçkin bir zaman oldu YouTube'a başlayalı. Yani çok belki büyümemiş olsak da Metin 2 için bence hatırı sayılır bir miktarda video attık. Hatırı sayılır bir miktarda izleyicimiz var. İşte abonemiz var vesaire destekçimiz var diyebilirim. Onun için benim için bu videoyu çekmek çok zor olduğundan olabildiğini erteledim. Hem de ertelediğim süreç içerisinde acaba belki hani olur da bir geri dönüş olur mu diye. Ee, dediğim gibi çok büyük konuşmak istemem ama %90 diyebileceğim bir oranda bu oyuna geri dönmeyi düşünmüyorum. Ee, Youtube'da videoları da kaldırmayı da düşünmüyorum. Eğer Metin 2 takımından bir e, telif gelmezse ki zannetmiyorum. Hani bir sorunumuz olmadan bırakıyorum zaten oyunu. O videolar da orada kalacak. Hani isteyen böyle arada sırada ne bileyim bir e, nostalji gibi açıp izleyebilir videoları. Ki hala daha zaten çok eski videoların altına da yorumlar geliyor. insanların demek ki işine yarıyor diye düşünüyorum ve kaldırmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi orası benim için bir anı olarak e, kalacak. Onun dışında söylemem gereken başka bir şey sanırım ki yok arkadaşlar. E, umarım sizlerin de e, sağlığı sıhhati yerindedir. Son deprem olaylarından sonra da bir açıklama hani yapmadığım için onu da yapamadım. Buradan e, yapmış olayım abi. Herkesin, hepimizin daha doğrusu başı sağ olsun, e, yaralılara acil şifalar e, diliyorum. Yani herkese Allah sabır versin daha fazla da herhalde bu konuyla ilgili benim diyebileceğim yapabileceğim bir şey yok. Yine yayınlardan birçok arkadaşın yaptığı şekilde yardımcı olmaya çalıştım ben de elimden geldiğince. Unutmayalım, unutturmayalım diyelim. Daha fazla da herhalde konuyla ilgili bana düşen bir şey yok diye düşünüyorum. Herkes kendine çok dikkat etsin. Hepinize hayatınızda abi başarılar diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım tekrardan bir yerde bir şekilde görüşmek dileğiyle hepinizle. Sağlıcakla kalın abi. Hoşçakalın ve bay bay.